SGK uzmanı Ali Tezel hayırlı uğurlu olsun diyerek açıkladı, en düşük emekli maaşı netleşti. SGK uzmanı Ali Tezel, en düşük emekli maaşı için belirlenecek zam oranını hayırlı uğurlu olsun diyerek duyurdu. Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ve olası refah payı eklemesi konusunda milyonlarca emekli endişe ve merak içinde. Yüksek enflasyon nedeniyle alım güçlerini her geçen gün kaybeden emekliler, hükümetten gerekli düzenlemeleri ve iyileştirmeleri talep ediyor. Ali Tezel, en düşük emekli maaşı için belirlenecek zam oranını şimdiden açıkladı. Hükümete yakın kaynaklar, geçmiş yılların aksine zam konusunda oldukça dikkatli bir tutum sergilerken, emekliler Temmuz ayındaki zam oranını büyük bir dikkatle bekliyor. Enflasyonun gölgesinde yaşayan emekli vatandaşlar, maaşlarındaki artışın yaşamlarına nasıl bir katkı sağlayacağını merakla izliyorlar. Türkiye'deki yüksek enflasyon, emeklilerin alım gücünü her geçen gün daha da düşürüyor. Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zam oranını sabırsızlıkla bekliyor. Emekliler, enflasyon farkı ve zam oranına ek olarak refah payı da bekliyor. Refah payı eklenmesi halinde, emekli maaşlarında daha yüksek bir artış olması mümkün. Ancak Ali Tezel, Temmuz ayında geçen yıl olduğu gibi emeklilere %25 zam yapılacağını ve bu yıl refah payı uygulamasının mümkün olmadığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in para politikalarının sıkılaşması sonucunda, emeklilerin önceki zam seviyelerine ulaşamayacağını belirten Tezel, meclis tarafından yapılacak düzenleme ile en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasını öngörüyor.